Gençlik merhaba orijinal sorular serimize devam ediyoruz şimdi sinir sistemi ile ilgili sizler için seçtiğimiz 20 tane çok güzel soru var sınavda çıkma ihtimali var yani bu soruların hepsinin bilmeniz gerekiyor ve bu şu an bizim 6. dersimiz oldu bu orijinal sorular serisi ile ilgili. Ee, yine gençlik eğer bizi e, izleyenler dinleyenler arasında abonemiz olmayan varsa gençlerden lütfen kanalımıza abone olalım destek verelim kanalımıza büyümesi için ee, böylece e, YouTubelu algoritmasında öne çıkar ve öneriler kısmına da atarsa bizi daha fazla insana ulaşma imkanımız olacak hemen başlayalım gençlik evet birinci soruyla başlıyoruz ee, sinir hücresinde oluşan bir impulsun kimyasal niteliğinin de olduğunu Aşağıdakilerden hangisi kanıtlar? Gençlik bu e, çıkmış olan bir sorunun tersi. Doğru fiziksel diyordu. Ben burada tam ters çevirdim. Kimyasal dedik. Çünkü de bu şekilde birbirinden türeterek soru oluşturuyor. Hemen sinir boyunca impuls hızının artması burada kimyasal olduğunu e, gösterme. Zaten impuls hızı da sinir boyunca biliyorsunuz değişmez. Bir uyartının çok sayıda impuls oluşturması oluşturabilir ama kimyasal yönü yok. E, i̇mpuls iletimi sırasında oksijen tüketilerek karbondioksit oluşturulması biliyorsunuz ki bu kimyasal olaydır. Çünkü oksijen e, kullanımı, karbondioksit oluşumu kimyasal olaylardır. Kimyasal olaylar neydi? Kimyada da biliyorsunuz geri dönüşümsüz olan olaylardı. E, kimyası, kimliğinin değişmesi demekti. O zaman cevabımız ceşik olmuş olacak. Uyartının sayısının, impuls sayısını etkilenmesi etkiler tabii ki ama kimyasal yönü yok bunun. Impuls sayısının tepki derecesini etkilemesi tabii ki etkiler ama hani burada kimyasallıkla ilgili bir e, kanıt bulamıyorum. Kanıtım nerede? Burada. O yüzden cevap çeşitli olmuş oldu. İnsanlarda duyuların alınmasından sorumlu olan duyu reseptörleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Şimdi gençlik duyu reseptörleri işte deride var, kulakta, burunda, e, dilde. Yani gibi duyu organlarımızda organlarımız da bulunuyor. Ama mesela bunların her birinin özellikleri farklıdır. Tabi burada reseptörler bize soruyor. Dış çevreye açık olma. Mesela burundaki reseptörler dışarıya açık. Dışarıyla direkt temas edebiliyor. Oradaki koku molekülleri direkt alınıyor. Ama mesela kulaktaki korti organı içerisindeki reseptörler dışarıya bağlantılı mı? Açık değil yani. Kapalı mekan içerisine bulunuyor. O yüzden ne oldu bu? Bir farktır. Biz halbuki neyi soruyor? Ortak olanı soruyor. Yüzey alanlarının geniş olması. Mesela eee derideki reseptörler geniş bir bir alana yayılmış ama e, kulaktaki şeydeki mesela burundaki reseptörü biliyorsun sarı bölge sadece kalbur keminin hemen altında bulunuyor. E, diğer e, burun kısımların içerisinde e, reseptör yok. Kuk alma reseptörleri bulunmuyor. O zaman geniş bir alanda değil dar bir alanda bulunuyor. O yüzden e, bu da ortak olmadı geniş olması. Asayda nöronun görev alması bu da ortak değil. Eşik şiddetindeki uyarılarla uyarılma bu ortaktır. Yani belki eşik değerleri her birinin farklıdır ama yine de her biri eşik değerinde bir şiddetle, bir uyarıyla uyarılmak zorunda gençlik. O yüzden cevapta ortak olarak sorduğu için deşik olmuş oldu. 3. Yukarıda verilenlerden hangisinin veya hangileri kulak sinirindeki iletim ile göz sinirindeki iletim arasındaki farklarda? Yani burada kulak ile neyi karşılaştırmışız? Göz sinirlerinin iletimi yani beyne mesaj iletilme sırasındaki farklardandır diyoruz. Ee, uyarıların, e, hücrelerin uyarılma biçimi kesinlikle farklı olur. Neden? Mesela kulaktaki reseptörler mekano reseptörlerdir. Bunlar işte e, hareket ile, baskı ile, basınç etkisiyle uyarılırken gözdeki reseptörler e, ışık ile fotoreseptörler bulunuyor zaten. O zaman farklı olduğunu buradan gördük. Uyarılma için gerekli enerji miktarı da kesinlikle farklı olacaktır. Yani her biri ayrı ayrı enerji miktarı harcayacaktır veya uyarılma, uyarılma için gerekli olan enerji ki zaten o da uyarılma eşik değerlerinin farklı olduğuyla da ilgili. O zaman cevap bu da doğru olmuş olur. Sinir hücrelerinden geçen uyarı, sayı, uyarı sayısı da farklı olacaktır. Yani aynı sayıda uyarı olmaz ki her zaman. o yüzden bu da fark oldu. Ama uyarı iletiminde sinir hücresindeki değişme aynıdır. Yani orada kimyasal fiziksel değişmeler oluyor. Hani polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon olayları bu zaten bütün sinir hücrelerinde ortaktır. O zaman bu bir fark değildir. Farkları sorduğu için cevap da direkt D olmuş oldu. 4. Duyu sistemlerinde uyarı iletilirken sinir hücrelerinde oluşan değişiklikler aynıdır. Evet fakat farklı şekillerde tepkiler gösterirler. Bunun sebebi nedir? Yani niye e her duyu organı farklı bir tepki veriyor? Uyarının eşik değerde olması değil, zaten eşik değerde olması belki aynı tepki bile ilgili olabilir. Uyarının aynı hücrede olması da, uyarının aynı hücrede olması da ilgili değil ama uyarının sinir sisteminde farklı yerlerde cevaplanması doğru olur. Çünkü her organın, her duyu organının uç beyinde farklı bir e, yönetim yeri vardır, yönetim merkezi vardır. O yüzden cevabımız direkt C şık olmuş olur. 5. Bir sinir hücresinde meydana gelen uyarının şiddeti daha da arttırılırsa, uyarı şiddeti arttığında ne olacak gençlik? Daha fazla mesaj gidecektir, değil mi? Değişikliklerde hangisi gözlenir? Oksijen tüketimi art, e, durur değil, daha da artar aslında. Çünkü daha fazla mesaj geçirecek. impuls sayısı artar. Evet, impuls sayısı artacaktır. Demek ki gençlik uyarı şiddeti artarsa direkt ne olacaktır? Impuls sayısı artmış olacaktır. 6. Aşağıda bir insanın belli bir zamanda yaptığı bazı hareketler verilmiştir. Bunlardan hangisi isteğe bağlı olarak gerçekleşmiş olamaz. Ayaktayken oturmak, e isteğimle oturuyorum. Koşmaya başlamak, bakın başlangıç işi yine elimde, e, isteğimle başlıyorum. Kalemi alıp yazmaya başlamak, yine başlangıç noktası benim elimde, isteğimle yap, başlıyorum. Elindeki bardağı masaya koymak, yine isteğimle yapıyorum. Ama iğne batan ayağını çekmek, bu bir refleks olayıdır ki bu zaten omurilik kontrolündedir. Cevap da eşlik olmuş olur. 7. Hangisi başlangıçta isteğe bağlı olan, daha sonra isteğe bağlı o kalmadan otomatik yapılan bir harekettir? Yine vatan ayağının çekilmesi reflekstir. Yani başta istemli değildi ki bu direkt zaten ee, refleks hareketidir. Yani direkt omuriliğin kontrolündedir. Sonra geçmiyor. Bir gülün kokusunu almanın reflekte alakası yok. Zaten baştan beri isteğe bağlı olarak yaptığımız bir harekettir. Duyu organları biliyorsunuz Ushvei'nin kontrolündedir zaten. Yani sonra otomatiğe bağlanan bir olay değildir. Bir gözünü açıp bir e, diğer e, tutup diğerini kapatmak yine e, bilinçli bir harekettir. Ushvei'nin kontrolündedir. Yolda yürümek ha gençlik bakın bu sanki görünmüyor ama bakın yolda yürümek başlangıç noktası başlarken bakın e, isteğe başlıyor isteğe bağlı olarak yürürsün ama sonra yürümek ne olur otomatik otomotiğe bağlanır. Omuriliğin kontrolüne geçer. Bu tarz sorulara dikkat edeceğiz gençler. Yok işte ben isteğim de yürüyordum. Tamam isteğin başladın. Ama ondan sonra ne oldu? Artık otomotiğe bağladı. Çevrene baka baka bile ne yapabiliyorsun? Yürüyebiliyorsun. Bak önüne bakımına bile gerek yok. Çünkü otomotiğe bağladım. Bilgiyi öğrenmek yine uç beynin kontrolündedir. 8. Çizgili kasların uyarılmasını sağlayan kimyasal madde asetil kolindir. Asetil kolin komşu nöronda bir impuls oluş başlattıktan sonra derhal kolidesteraz enzimi tarafından aktif olmayan asetil ve koline parçalanır. Bu olayın canlı için en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir? O da nedir gençlik? İkinci impulsun birinciyle karıştırılmasını engellemek. Çünkü parçalıyorsun ki başka zaman yeni bir mesaj geçebilsin buradan. Yoksa eğer asetil kodin orada kaldığı sürece aynı mesajdan göndermeye devam edecek. Vücudu da rahatsız edecek aslında. Madde tüketimi engellemek bilmem ne bunlar zaten öyle sıkışıkları doldurmak için verilmiş olan bilgiler. Demek ki cevabımız direkt A şıkkı olmuş olacak. Bununla ilgili soru gelme ihtimali çok çok daha yüksek gençler. 9. Normal bir insanda ayağının ağrısı uyarısıyla başlayan impuls tepki organına ulaşıncaya kadar aşağıdaki yapılardan hangi sıraya göre geçer? Öncelikle bu ağrıyı reseptörlerin alması lazım. O zaman reseptör algılaması bir numarada olacak. Sonra sinir hücreleriyle bu nereye iletilecek? Omriliğe iletecek. Omrilik yine onu talamusa getirecek. Talamus da onu uç beyindeki bölgeye ne yapacak? Göndermiş olacaktır. O yüzden cevap 2 4 1 3 3 2 4 1 3 nerede bulunuyor C şıkkında bulunuyor. Cevabımız o zaman C şıkkı olmuş. Oldu. Bir sinir hücresinde impuls iletimi oluşurken olurken aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? Impuls hızının artması meydana gelir mi gençler? Bakın impuls iletimi sırasında özellikle bir sinir hücresi olduğuna göre impulsun hızı değişmez. Ne değişmez bir de bakın burada önemli olan iki şey değişmez. Impulsun hızı değişmez. Impulsun şiddeti değişmez. İki faktörün değişmediğini bilin. Bunları soruyorlar gençler. Kimyasal değişmeler olur. ATP harcanması olur. Sodyum potasyum iyonlarının yer değiştirmesi olur. Impuls e, şiddetinin aynı kalması bakın olmaz değil mi? E pardon aynı aynı kalması olur. Evet, gelin şaşırdık ya. İmpuls iletinin aynı kalması gerçekleşir. Aynı kalacak. İmpuls iletimi dedik ya değişmez. Ampar ama impuls e, hızının artması e, değil. Gerçek artması olmuyor çünkü. E, sabit olarak kalıyor. O yüzden cevabımız aşık olmuş olur. Bir an şaşırdım şurada ha. 11. Gürültüyle uyandırılan bir bireyde bir dizi koşullandırılmış ya da içgüdüsel davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Bireyin gösterdiği bu dizi davranışın gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Bu da nedir gençler? Bakın gürültüyle uyandırılan bir bireyde bir dizi koşullandırılmış ya da içgüdüsel davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Uyandırıldığınızı düşünün. Değil mi? Şaşırıyorsunuz bir yandan işte gözlerini açıyorsun falan. Bir uyarana karşı yani gürültüydü, sese karşı çok sayıda organ ne yapıyor? Tepki gösteriyor. Cevabınız da direkt aşık olmuş olur gençler. İmpuls hızının normalden fazla olması olmaz. Normal. İmpuls hızı her zaman aynı gençler. İmpuls hızına alışın. İmpuls şiddetinin çok yüksek olması. İmpuls şiddetiniz de değişmiyor ki değil mi? Beynin bütün kısımların mesaj alması hayır. Beyinciğin etkisinin ortadan kalkması ile ilgili değil o zaman. Cevap aşık olmuş oluyor. 12. Yeme, içme, çiğneme ve soluk alma gibi işlevleri gerçekleştirebildiği halde ayakta durmayı gerçekleştiremeyen bir insan ayakta durma denge ile ilgili bir insanda sinir sisteminin aşağıdaki hangi kısmı görev yapmamaktadır? O da ne ile ilgili? Denge ilgili kimdir? Beyincik değil mi gençler? Ha buraya şunu koyabilirlerdi gençler. E, orta beyin de diyebilirdi biliyorsunuz. Orta beyinde de vücut duruşunu e, sağlama var. Bir de gençlik şöyle düşünmeyin. Yani mesela diyoruz işte vücut e, dengesi işte beyincik yani. Bir organ ya da beynin bir kısmı e, ile ilgili değildir her e, hareket. Yani şöyle ya karıştırmayalım. Mesela diyelim ki vücudun duruşu e, ne diyor mesela kitaplarda nedir? İşte orta beyindir Ama burada beyincik de etkili değil mi? Ve mesela Denge üzerinde denge kimin görevi beyincin görevi değil mi ama orada orta beyin de etkilidir bakın yani bir e, olay sadece bir organla ilgili değildir bunlara alışalım yani şöyle yüzde yüz odaklanmayalım sanki işte bu görev sadece beyincik yapıyor bunu işte sadece omurilik yapıyor bunu sadece hipofiz yapıyor mesela diyelim ki bakın refleks olayları refleks olayları sadece e, omurilik tarafından mı yönetiliyor hayır bakın omurilik soğanının ilgili refleksler de var. Omurilik ile ilgili refleksler de var. E orta beyin ile ilgili refleksler de var. Halbuki refleks deyince hemen ne yazıyor? O hemen omurilik. Omurilik değil ki sadece. Bir sürü refleks olayı var. Farklı farklı, farklı farklı beyin kısımlarıyla yönetilebiliyor. 13. Bir insanın sinir sisteminde uyarıların alınması, merkezi sinir sistemine iletilmesi ve yorumlanması sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi duyu sistemlerinin hepsi için ortaktır? Hücrelerin uyarılma biçimi biraz önce özellikle bunu çok kullanıyorum gençler bu adamlar kullanıyor çünkü bunu. Hücrelerin uyarılma biçimi yani reseptörlerin uyarılma biçimi aynı mıdır? Hayır. Kimi ışıkla uyarılıyor? Kimi sesle uyarılıyor? Kimi basınçla uyarılıyor? Kimi baskıyla uyarılıyor? Kimi hareketle uyarılıyor değil mi? Uyarılma biçimi farklı. Görev alan reseptör çeşidi farklı. Sinir hücrelerinde geçen impuls sayısı farklı. Harcanan ATP miktarı farklı ama impulsların iletim biçimi aynı polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon ve bu olaylar sırasında da kimyasal ve fiziksel değişmeler olmaktadır. 14. Bir insanın bir uyarana karşı verdiği tepki şiddeti, bakın bir, bizim verdiğimiz tepki şiddeti, bizim verdiğimiz sinir hücresinin değil, ha bunlara dikkat edelim. Sinir hücresinin tepkisi ayrıdır. İnsanın buna verdiği tepki ya da beynin buna verdiği tepki ayrıdır gençler. Bunlar ayrı şeyler. Birbirle karıştırmıyoruz. Ne dedi zaten? Bir insanın bir uyarana karşı verdiği tepki şiddeti gibi faktörlerden hangisi veya hangilerine bağlıdır? Impuls sayısına bağlıdır. Ne kadar çok impuls beyne gelirse o kadar şiddetli tepki verirsin. Uyarı şiddeti de etkili gençler. Uyarı şiddeti etkiledikçe harekete geçecek olan sinir sayısı artacağı için, impuls sayısı da otomatikmen artacağı için tepki derecesi artar. Bakın şöyle demeyin ha. E hocam uyarı şiddeti artsa bile e, impulsun şiddeti aynıdır. Impulsun şiddeti sinirde aynıdır. Ama daha fazla uyarı oluşacağı için, daha fazla sinir hücresi tepkimeye gireceği için bizim tepki derecemiz de ne olacaktır? Artacaktır. Buna dikkat edelim. Impuls hızı değişmeyecektir yine. Hangi sinirde olursa olsun hep aynı hızda gidecektir zaten. Tamam şöyle diyebilirsiniz. E her sinirin hızı farklı olsun ama sonrasında her sinirdeki hızı değişmiyor. Değişmiyor ki. Yani bir sinir yüzde iletiliyorsa hep yüzde iletilir. Bir sinir 80 ile mi iletiyor? Hep 80 ile iletir yani. Uyarı sayısı, uyarı sayısı da etkiler. Ne kadar çok uyarı gelirse yine e, ...impuls sayısı artacak, tepki derecesi artacaktır. Uyarı süresi de etkilemekte, yine impuls sayısını... E, ...o yüzden de tepki derecemizi de etkileyecektir. 1, 2, 4 ve 5 oldu gençlik. Çok önemli bir soru tipi. cevapta da E şıkı olmuş oldu. Omeril'in enine kesitini gösteren aşağıdaki şemada... ...ara, duyu, motor, e, sinirler numaralarla belirtilmiştir. Bu şemaya göre... Sağ ayağına iğne batırılan bir kimsenin uygun tepkinin verilmesi sırasında ortaya çıkan bir refleks olayında infusun başlangıcı ve izlediği yolun yönünü gösteren harfler aşağıdakiler hangisinde verilmiştir? Yani buradaki e, şey gençler bu e, rakamlar daha doğrusu harfler ÖSYM'nin sorusuydu. Bunu biraz değiştirdik aslında. E, o yüzden harfler olarak kaldı. Şimdi gençler sağ diyorsa bakın burası neydi? Burası biliyorsunuz sol. Burası neydi gençlik? Burası da sağ değil mi? O zaman sağdan giriş yapıp sağdan çıkacağız. Biliyorsunuz refleksleri karıştırmayın. Reflekslerde çaprazlama yoktur. Sağdan girer sağdan da çıkar böyle hop. O zaman 5, 6 ve 7 olacaktır. Cevabımız direkt 5 olmuş olacak. Eğer soldan giriş yapmış olsaydı 1, 2, 3 şeklinde yapacaktık. ÖSYM'nin sorduğu soru şöyleydi gençler. İşte sol ayağını iğne batıyor. sola batıyor ama sağ ayağını çekiyor diye bir soru sormuştu. O zaman ee, yanlış ayağını çektiği için biz de yanlış yöne gideceğiz. 1, 2, 3 yönünde değil de 1, 4, 7 yönünde hareket etmemiz gerekiyor idi o soruya bağlı olarak. Ona dikkat edeceğiz. Ama orada hocam e, çaprazlama olmuş tamam mı zaten yanlış bir şeydi. Yani doğal olan bir şey değildi normal bir şey değildi o yüzden orada çaprazlama oldu. Ama reflekslerde normalde çapraz olmaz. Soldan giriş yaparsın soldan çıkış yaparsın. Sağdan giriş yaparsın sağdan çıkış yaparsın. Çaprazlama peki ne zaman oluyor? Çaprazlama beyine giden haberlerle ilgili veya beyinden dönen haberler ile ilgilidir. Refleks olayında çaprazlama olmaz. 16. Kırda gezinirken karşımıza aniden çıkan bir yılan bizde ürperti ve heyecan uyandırır. Bu olay sinir ve endokrin sistemin birlikte çalışmasıyla meydana gelir. Bunun sonucunda sırasıyla göz sinirleri uyarır yani yılanı görürsün. Yılan beyinde değerlendirilir. Tehlikeli bir hayvan olduğu anlaşılır. Böbrekte ondan sonra hemen hani zor, oradan kaçmamız gerekiyor. Bu durumda hemen adrenalin salgılanır. Böbrek üstü bezinde daha doğrusu gençler. Ve kan şekeri yükselir. Olayları gerçekleşir ve vücudun bu tehlike karşısında bütün hazırlığı tamamlanmış olur. Tehlike geçmesine rağmen bir süre daha kan şekeri yüksek kalır. Bunun sebebi hangisidir? Yani bakın tehlike geçmiş, rahatlamışsın ama kan şekeri daha da yüksek tutuluyor. Neden? E çünkü gençlik bu işi yapan adrenalin hemen kandan yok olup gitmiyor. Bir süreliğine daha bekliyor bir tedbir olsun babından. O yüzden de hemen cevabımız ne olur gençler? Salgılanan hormonların belirli bir süre daha kanda kalmalarıdır cevabımız. Bu da ÖSYM'nin bir sorusuydu. Hafif değişikliğe uğrattık. Tekrar gelme ihtimali çok yüksek bir soru gençler. Hormon salgılayan bezlerin faaliyetlerini uzun süre sürdürmelerle ilgili değil. Zaten sürdürüyor. Mesela bu Hormonların kan ürünüyle taşınmaları o e, etkilerini geç yapmalarıyla ilgili bir e, olayı sorsaydı bunu derdik. Salgılanana, Salgılanan hormonların etkinliğini ortadan kaldıracak uyarılan olma mu? Olmaz. Böyle ol, 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 bir şey olmaz zaten. Hormonların sinir sisteminin denetiminde olması da demiyoruz. Cevabı direkt ne oldu gençlik? Aşık olmuş oldum. 17. Bu da gelme ihtimali çok yüksek bir soru gençlik. Bakın bu soru da gelme ihtimali çok yüksek bir soru. Aşağıda verilen olaylara göre. Japonların kaslarını katılaştırarak yani sertleştirerek kırık cam parçaları üzerinde yatması ve çivilerin üzerinde yatması, cambazın ip üzerinde yürümesi, insan elini çok soğuk suya koyduğunda elini çekmemesi. Normalde bakın bunlar refleks olayları gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani elini soğuk suya batırdığın gibi ne yapman lazım? Hemen hop çekmen lazım. İp üzerine yine refleks hareketi göstermen lazım. Burada da refleks hareketi göstermen lazım ama ne yapıyorsun? Kendini sanki zorlayıp da Yapman gereken hareketi baskılıyorsun. İşte bunun sebebi de gençlik, bunun sebebi de neyle açıklanabilir? Beynin de etkili olduğu refleks olaylarının şartlandırılabileceği. Ha işte bu olayları ne yapıyoruz? Kendimi ona şartlıyorum. Ha diyorum su soğuk aman elini çekmen lazım ama çekme. Değil mi bu? Ve mesela Japon kaslarını katılaştırıyor. Refle i̇şte e, beline çivi battığı zaman çekmen lazım ama hayır çekme. Ne yapıyor? Beyin, beyin onu... Ee, ...omuriliğin hareketini baskılamış oluyor. O yüzden cevap da aşık olmuş oldum. Bütün refleks olaylarının omurilik kontrolünde olmadığını zaten biraz önce de söyledik. Bazıları omurilikte, bazıları orta beyinde, bazıları da omurilik soğanında olduğunu söylemiştik zaten. Beynin refleks olaylarının kontrol merkezi değil zaten. Kontrol merkezi genelde omurilik dedik. Düşünülerek yapılan olaylar omurilik yapmaz. Düşünme olayları uç beyniyle kontrol edilir. Şartlı refleksler kalıtsal refleks haline gelmez zaten. 19 18 duyu almaşların uyarılmasıyla oluşan impulslar sinapsa geldiğinde seçici dirençle karşılaşırlar. Akson boyunca gelen impulslar sinapsı geçip sadece ilgili olan nöronu uyarır. Impulsu bu şekilde sinaptan geçişine kolaylaştırıcı sinaps denir. Eğer ikinci nöron impulsla ilgili değilse impuls alınmaz. Buna durdurucu sinaps denir. Impulsların bu şekilde kolaylaştırılarak ya da durdurularak seçilip seçilip iletilmesi aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir? İmpulsların daha hızlı geçişi sağlamakla ilgili bir durum değil bu. Vücudun diğer kısımlarının gereksiz yere uyarılmasıdır gençler bakın. Vücudun diğer kısımlarını yani gelen mesaj kiminle ilgili ise ona iletiyorsun. Başkasına iletmiyorsun. Bu da vücudun diğer kısımlarının gereksiz uyarılmalardan korunmasıdır deriz. Kas ve bez hücrelerin uyarıldığını bütün vücuda haber vermek de değildir yani. Sinapslardan maddelerin gereksiz yere kullanımını engellemek de değildir. Orijinalı soruyu zaten bu. Uyarların daha kısa sürede cevaplanmasını sağlamakta değil cevap. B şıkkı olmuş olur gençlik. 19. Sinir hücreleri aldıkları uyartıyı aynı şiddet ve özellikle sonraki sinir hücresine sinapslar sayesinde ulaştırırlar. Sinapslardan geçişi ise akson uçlarına sinaptik keseler içerisinde bulunan nörotransmitter maddeler sayesinde olur. Akson boyunca iletilen impuls akson ucuna geldiğinde nörotransmitter maddeler sinaps boşluğuna dökülür. Bu maddeler sinapstan diğer nöronun dendrit yüzeyine ulaşır. Böylece uyarılacak hücrenin dendriti uyarılır. Impuls iletimi bittikten sonra sinaptik boşluklara boşaltılan nörotransmitter maddeler enzimler tarafından parçalanır. Bu şekilde Nörotransmitter maddelerin parçalanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bu da bu soruyla ilgili bağlantılı ama çok önemli bir soru tipi yine yine gençler. Sinir hücrelerinin gereksiz yere uyarılmasının engellenmesidir deriz gençler. Eğer bu nörotransmitter madde orada kalırsa parçalanmazsa aynı mesajı aynı haberi sürekli 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 göndermiş olacaktır. O yüzden oradan biraz sonra sökülmesi gerekiyor önemli bir olay. Sinapslardan bilmem ne ne zaten ilgili değil cevap direkt aşıkı olmuş oldu. Son sorumuz. Bu da önemli bir soru tipi gençler. Kalp krizi durumlarında ağrının asıl uyarıldığı yer kalp kası olduğu halde kalple birlikte kol ve omuzlarda da ağrı duyulur. Bunu biliyorsunuz, sol kol özellikle. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kol ve omuzlardaki sinirlerin beynin kalp ile ilgili bölgesinde algılanması, yani görev yerinin hemen hemen aynı olmasından dolayıdır diyoruz gençler bakın. Demek ki kol ve omuzlardaki e, ağrı duyulması, kalp ile kol ve omuzdaki e, merkezin e, aynı olması, aynı bölge tarafından yönetilmesinden kaynaklanıyor. Demek ki kol ve omuzlardaki sinirlerin, beynin kalp ile ilgili bölgesinde algılanması, denetlenmesi ile ilgilidir deriz. Cevabımız da aşık olmuş olur. Evet gençlik kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.